Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ekibna fehmen nebiyyin ve hifzal mürselin ve ilahâme melâiketin mukarrabin. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, sahabe-i kiram, âli ve ashab-ı ensar-ı muhacirin, Musannifin, Muhaddisin, Müellifin, Ulûm-ı Şer'iyye, Şeriat-ı Garra-i Muhammedî'yi elden dilden ve bize kadar ulaştıran, bize kadar ulaşmasına vesile olan bil cümle müminin, müminat, evliyâ-i vâsılîn, eğniyâ-i şâkirîn, ulema-i âmilîn ruhları için, hocalarımızdan ahirete intikal edenlerin ruhları için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, mütevellideki dostlarımızın bütün geçmişlerin ruhları için, her birimizin üzerinize maddi, manevi, hakkı, hukuku, emeği geçip ahirete geçmiş olan erbab-ı hukukun ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha. El-Kelimetü lafzun vula'a limanen müfredin, kelime lafzının muştak olup olmadığından bahsetti. Elif, lam cins midir, değil midir, onu söyledi. Ta vahdet için midir, teynis için midir, onu söyledi. Sonra lafzun niye dedi, lafzun bazıların dediği gibi demedi. Lafzun daha kısadır, vahdet manası da kastetmemiştir dedi. Lafzun daha kısadır deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Lafzatünden, lafzun daha kısadır. Doğru mu? Bunu lafzatün yapmış olsaydı sadece bir ta ziyadesiyle kalmayacaktı. Sonra vulaat diyecekti, vulaat demeyecekti. Orada da bir tane ilave olacaktı. Limanen, müfred kelimesi lafzın sıfatı da olabiliyor. Lafzın sıfatı olduğuna göre müfredetün demesi lazımdı. Lafzun vulaat limanen müfredetün demesi lazımdı. Yani bir lafzatün de ta olacaktı, bir vulaat de ta olacaktı, bir de müfredetün onun sıfatı olduğuna göre orada bir de ta olacaktı. Vahdet manası da kastetmediğine göre lafız lafzı, lafzatünden daha da kısa olduğuna göre bunu tercih etmiştir. El kelimetü lafzun vula'a, lafzın tarifini yaptı, hakiki hükmü olduğunu, bu bilgi akışı içerisinde zamiri müstetirlerin menvi olduğunu ve bunlar hükmen lafızdır, gerçekte lafız değildir. Gerçekte ente idribin altında, unsurun altında gerçekten müstetir bir ente olmadığını, bunu ancak biz mecazi yolla söylediğimizi buradaki bilgilerle öğrendik. İzhardaki, kafiyedeki bilgilerle bunu bilmezdik. İzharda hatırlarsanız zamiri ikiye ayırıyordu. Zamir müstetir olur, bariz olur. Müstetir olan istitare vacip olur, caiz olur. Evvela muttasıl olur, munfasıl olur. Doğru mu? Muttasıl olur, munfasıl olur. Sonra zamiri muttasıl müstetir olur. Ne olur? Bir de bariz olur. Müstetir olan istitare vacip olur, caiz olur. Sonuçta istitare vacip olan, caiz olan zamiri muttasılın kısımlarındandı. Onun için ıdırbin altındaki ente, unsurun altındaki ente zamiri merfu munfasıl suretindedir ama gerçek nedir? Zamiri merfu muttasıldır. Onun için vaz edilen bir lafız yoktur. Biz mecazen orada bir zamiri, orada bir lafız gizleyeceğiz ki ona ne yapacağız? Müstedün ileyhtir diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Faildir diyeceğiz. Atıf yaptığımız zaman matuun aleyhtir diyeceğiz. Lafız ahkamını icra edeceğiz. Dolayısıyla orada menvi olan bir lafız var. Muhakkak bir lafız yoktur. O menfi üzerine lafzın ahkamını icra ettiğimizden dolayı ona hükmen lafız diyoruz. Tarifteki üçüncü kelime el-kelimetü lafzun vudu'a. Şimdi vudu'ayı anlayabilmek için evvela mevdu'a iştikakı anlamak lazım. Vaz'ı anlamak lazım. Vudu'a fiil-i mazidir. Arkadaşlar tariflerde zikredilen fiil-i mazilerden zaman manası mücerrettir. Yani lafzun vuda dedi, vaz edildi, geçmişte vaz edildi anlamında değildir. Bunda zaman manasından mücerrettir. El kelimetül kelime nedir? Lafzun bir lafızdır, vuda, vaz edildi. El vadu vaz'ı nedir? Şimdi vuda'yı anlayabilmek için me'hedi iştikak olan mastarını anlamak lazım. Vaz'ı nedir? Taksisu şeyin bi şeyin bi haythu meta utlika evu husse şeyul evvelu fuhime menhu şeyul thani. Arkadaşlar, men cema'a ithna aşara fununen fehuve molla derler. 12 fen ilmi cem eden kişiye molla denir. İlmin nevileri içerisinde vaz'ı ilmi de vardır. Müstakil vaz'ı ilmiyle ilgili eserler vardır.
Elbette kalınları da vardır ama genelde vaz-ı ilmiyle ilgili risale gibi böyle ince eserlerdir. Yani fırsat bulunca vaz-ı ile ilgili çok uzun olmayan, kısa olan bir risale okumakta fayda vardır. Şimdi burada diyor ki el-vadu vaz-ı nedir? Taksisu şeyin bir şeyin, bir şeyi bir şeye taksis etmektir. Bir haythu öyle ki meta utlika ev uhisse şeyul evvelu, birinci şey ne zaman itlak edilir veya hissedilirse fuhime minhu şeyu thani, ikinci şey ondan anlaşılır. Şimdi arkadaşlar telefon diyoruz. Telefon ağzımızdan çıkan bir lafızdır. Bu lafız vaz edildi. Nereye vaz edildi? Bu gibilere vaz edildi. Ne demek vaz edildi? Taksisu şeyin bir şeyin. Bir şeyi bir şeye tahsis ettik. Burada iki tane şey var. Bir şeyi bir şeye. Birinci şey nedir? Telefon lafzı. Ağzımdan çıkan telefon sözü. Biz bunu tahsis ettik. Ne? Bir şeyin bir şeye. O da onun manası oluyor. Budur. Bu ve bu gibilerdir. Bihayse öyle ki meta utlika telefon dendiği zaman eşşeyul evvelü birinci şey itlak edildi yani zikredildiği zaman telefon dendiği zaman fuhime minhu şeyu thani bu akla geliyor, bu anlaşılıyor. Diyelim ki saat dendiği zaman bu akla geliyor. Rahle dendiği zaman bu akla geliyor. Demek ki rahle lafzı buna vaz edilmiştir. Rahle zikredildiği zaman akla bu geliyor. İşte buna vaz edilir. Rahle şu manaya vaz edilmiştir. Saat bu manaya vaz edilmiştir. Efendim, peki mesela trafikte işaretler var. Onlarda da bir vaz'ı var mıdır? Onlarda da bir vaz'ı vardır. Mesela P yazıyor, üzerine çarpı işareti koyuyor. Burada park yapamazsın demektir. Doğru mu? Şimdi orada bir işaret var. Meta uhisse, bu hissedildiği zaman, utlıka değil burası, uhissedir. Hissedildiği zaman, gözü görüldüğü zaman, eşeyul evvelu, o park yasağı görüldüğü zaman, fuhime menühü şeyü thâni, ikinci şey anlaşılır ondan, park yasaktır anlaşılır. Demek ki orada da ne vardır? Bir vaz'ı vardır. Mesela diyelim ki yolda, trafikte, otobandaki işaretlerde bir kesik kesik beyaz çizgiler var. Bir manaya vaz edilmiş midir? Elbette vaz edilmiştir. Diyor ki burada sağlama sollama yapabilirsin diyor. Sağlama demiyorum da sollama yapabilirsin. Bir de kesik olmayan düz çizgi var. Burada sollama yapamazsın diyor. Demek ki bir manaya vaz edildi. Gözüktüğü zaman anlaşılıyor. Yayaların geçeceği yerde farklı işaretler vardır. O ne diyor? Kırmızı ışık bir manaya vaz edilmiştir. Sarı ışık bir başka manaya vaz edilmiş. Yeşil ışık bir başka manaya vaz edilmiş. Birincisi hissedildiği zaman, yeşil ışık görüldüğü zaman fuhime minhu şeyü thâni, ikinci şey ondan anlaşılır. Yani geçebilirsin, anlaşılır. Demek ki vaz'ı sadece lafızlarda olmuyor. Bir manaya, bir anlama tahsis edilen lafız ve işaretlerin her birisi nedir? Onda bir vaz'ı vardır. Öyleyse vaz'ı nedir? Taksisu şeyin bir şeyin, bir şeyi bir şeye tahsis etmektir. Efendim birinci şey nedir? Lafızdır diyelim. Mesela lafızdır. Mesela diyorum çünkü trafik işaretlerinde lafız değildir. Birinci şey itlak edildiği zaman lafız itlak taksisu şeyin bir şeyin, bir şeyi bir şeye tahsis etmektir. Mesela bir lafzı bir manaya tahsis etmektir. Bir işareti bir manaya tahsis etmektir. Taksisu şeyin bir şeyin de ikinci şey ne olmuş oluyor? Mana olmuş oluyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar vaz'ı'da vaz'ın kendi arasında kısımları var. Mesela vaz'ı'a mevzu'le has olur. Vaz'ı'a mevzu'le has olur. Vaz'ı has olur. Bunlar vaz'ı ilminin gerektirdiği şeylerdir. Mesela zamir vaz edilirken nasıl vaz ediliyor? Ene, mütekellim için vaz ediliyor. Doğru mu? Ama bunu ben de kullanabiliyorum, sen de kullanabiliyorsun, herkes ene'yi kullanabiliyor. Zeyd'in vaz'ı ile ene'nin vaz'ı aynı mıdır? Değildir. Zeyd'de vaz'ı da hastır, mevzu'le de hastır. Ama ene'de vaz'ı hastır, mevzu'le amdır. Herkes onu kullanabiliyor, ene'yi kullanabiliyor. Şimdi biz burada mutlak vaz'ın tarifini yaptık. Ben sadece vaz'ı ile ilgili bir risale okunduğu zaman bunun farklı kısımları karşımıza çıkacak. O bilgilere ihtiyaç var mıdır? Bilgi dağarcığımıza ilim sahibi olan insanların bunu bilmesinde ihtiyaç vardır. Zaman zaman karşınıza çıkacak ifadelerde şaşırıp kalabilirsiniz. Bir racülün vaz'ı ile zamirin vaz'ı aynı değildir. Bir özel ismin vaz'ı ile cins ismin vaz'ı aynı değildir. بِحَيْثُ مَتَا اُطْلُكَ اَوْ حِسَّ شَيْءُ الْاَوَلُ فُوِمَ مِنْهُ الشَّيْءُ الثَّانِي. Bu birincisine dal, ikincisine medlul denir arkadaşlar.
Mesela diyelim ki telefon lafzı dealdir. Bu nedir? Onun medlülüdür. Ya medlül de denir buna, manada denir buna. Lafız veya vaza kendisinde gerçekleşen şey ne oluyor? Dal ifade ettiği manada medlül olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar biz vazan tarifini yaptığımız zaman dedi ki taksisu şeyin bir şeyin bir haysu meta utluk ev uhisse şeyle ve lufuyme minu şeyi tani. Bu tarif anlaşıldı, doğru mu? Peki fiillerde vazı var mı? Var. Harflerde vazı, isimlerde vazı var mı? Var. Harflerde de vazı var mı? Var. Peki harflerde mesela min itlak edildiği zaman anlaşılır mı ki mana? İla zikredildiği zaman mana anlaşılır mı? Taksisu şeyin bir şeyin, ilahi bir şeye taksis ettik. Bi hayth öyle ki meta utluka ilah dendiği zaman fuhime minhu şeyü thani, ikinci şey anlaşılır. İlah dendiği zaman ilahın manası anlaşılır mı? O zaman bu vazın tarifin dışına çıkması lazım bu tarife göre. Çünkü ilah dendiği zaman veya min dendiği zaman Türkçe'de dan dendiği zaman İstanbul'dan, Ankara'dan değil mi? Dan'dan bir şey anlaşılmaz. Meta utluka dan dendiği zaman fuhime minhu şeyü thani mana anlaşılır mı? Öyleyse vazın tarifinden bu çıkmış olması lazım. Halbuki vazı bunu da kapsaması lazım. Çünkü ilah ne için vaz edilmiştir? İntiha için vaz edilmiş. Ne için vaz edilmiş? İptida için vaz edilmiş. Türkçe'ye baktığınız zaman bunlar takıdır. Arapçadaki minel basratı'daki mi, Türkçe'de şeyin sonuna geliyor. Ankara'dan diyorsun, Basra'dan diyorsun. Türkçe'deki o dan neyse Arapçadaki min de odur. Şimdiki nasıl ki Türkçe'de dan dendiği zaman bir şey anlaşılmıyor. Arapçada da sadece min dendiği zaman bir şey anlaşılmıyor. Burada şimdi taksisu şeyin bir şeyin tamam min iptida manasına taksis ettik. Ama bi hayt öyle ki meta utlika min dendiği zaman eşeyüle verü min dendiği zaman fuhime min üçleri tani iptida manası anlaşılır mı ondan? Anlaşılmıyor. O zaman bu vazın tarifinden çıkması lazım. Şeklinde bir itiraz gelebilir. Gıyle denildi ki yahrucu anhu bu tariften bu vazın tarifinden çıkar. Vadu'l harfi harfin vazı çıkar. Nasıl çıkar? Haythu la yufamu minuh manahu. Manası anlaşılmaz ki meta utlika. İtlak edildiği zaman anlaşılmaz. Min dendiği zaman, ila dendiği zaman anlaşılmaz. Bel ida utluka ma'a zammi zamimetin. Zammi zamime ile itlak edildiği zaman manası anlaşılır. Yani minel basrati derseniz minin manası. İlel kufeti derseniz ilanın manası anlaşılır. Meta utluka olmaz. Yani buna bir kayıt getirmek lazım. Meta utluka itlakan sahihan. Veya meta utluka, evet meta utluka itlakan sahihan diye. Veya meta utluka ma'a zammi zamimetin demek lazım. Meta utluka ma'a zammi zamimetin. Kısacası sadece meta utluka ile harf tarifi, vazın tarifine girmez gibi oluyor. Cevaben diyor ki hayır girer diyor. Çünkü burada şöyle bir kural var arkadaşlar. El mutlaku yusrafu ala kemalihi. El mutlaku yusrafu ala kemalihi. Mutlak olarak zikredilen bir şey kemaline masruftur. Ne demektir? Meta utluka dendiği zaman buradan itlak-ı kamil anlaşılır. Buradaki utlaktan ne anlaşılır? İtlak-ı kamil anlaşılır. Ya itlak-ı kamil nedir? İtlak-ı sahih demektir. Nasıl ki Türkçe'de dan deyip de bırakılmaz, mutlaka bir kelimeye bitiştirilir. Ankara'dan, İstanbul'dan denirse, Arapça'da da harfler zammi zamimesiz kullanılmaz. Arapça'da harfler zammi zamimesiz itlak-ı sahih olmaz. Öyleyse buradaki utlukadan maksat nedir? İtlak-ı sahihtir. Demek ki biz tarifte zikredilen itlakı ne yapıyoruz? Takyid ediyoruz. Ne diyoruz? Meta utluka yani itlakan sahihan demektir. Bunu da neye göre söylüyoruz? El mutlaku yusrafu ala kemalihi. Bir itiraz geldi arkadaşlar. Bu itiraza cevap verildi. Doğru mu? Peki buna bir başka cevap verilebilir mi? Ve ucibe be ennel murade meta utluka itlakan sahihan. Demek ki buradaki meta utluka da itlakan sahihan kaydı var. Mutlak zikredilmiş fakat mukayyet kaydediyoruz. İtlak dedi ama meta utluka itlakan sahihan kaydı var burada. Ve itlakul harfi harfin itlakı bila zami zamimetin zammi zamimesiz gayru sahihin gayru sahih. Zamime katılan şeydir arkadaşlar. Mesela ilel basratideki basra zamimedir. Zammi zamime o basrayı ilaya katmak demek. Yani ilel basrati demektir. Minel basrati demektir. Tamam. Yani zamime hangisidir? Katılandır. Zammi zamime o mesela zamime basra ise
onu ilaya ilave etmeye zammi zamime denir. Zammi sure. Sureyi katıyorsun Fatiha'ya. Zammi zamime değil mi? Zammi sure ne demektir? Zammu suretin ilel Fatiha. Fatiha'ya bir sure katmak demektir. Zammi zamime de nedir? Bir ilaveyi harfa ilave etmek, katmak demektir. Harfin zamm-ı zamimesiz itlakı nedir? Gayr-ı sahihtir. Öyleyse itlaken sahihen kastedilmiştir burada. Vazan tarifinde el-vadu taksisu şeyin bir şeyin bir haysu meta utlika zikredildi. Meta utlika itlaken sahihen kaydıyla kaydı murattır. Bu kayıt murat olunca harfin de vaz'ı tarife girmiş oldu. Zaten girmesi gerekiyordu. Dolayısıyla tarif efradını camidir, harfi de içerisine almıştır. Bir ikinci cevap verecek. وَلَا يَبْعُدُ uzak olmaz. اَنْ يُقَالَ şöyle denilmesi. Efendim, الْمُرَادُ بِاِطْلَاقِ الْاَلْفَاظِ elfazın itlakından maksat اَنْ يَسْتَعْمِلَهَا اَهْلُ اللِّسَانِ فِي مُحَاوَرَاتِهِمْ وَبَيَانِ مَقَاصِدِهِمْ مَتَا اُطْلِكَ demek. İtlaktan ne kastedilmiştir? İtlaktan maksat, ki hani biz burada hani lafzın vaz'ından bahsediyoruz değil mi? Yani vaz'ı mutlak tarif ettik ama el-kelimetü lafzun vuda dedik. Lafzun vuda dediğimiz zaman biz burada mevzu bahsimiz olan elfaz-ı mevzuadır. Doğru mu? Hani trafik işaretleri, devalli erba vardır. Devalli erba değildir bizim asıl maksadımız. Burada elfaz-ı mevzuadır. Şimdi elfaz-ı mevzuanın itlakı demek, istimali demektir. Konuşmalar esnasındaki istimali demektir. Meta utlika demek, yani konuşmalar arasında, cümleler arasında bunlar yer aldığı zaman demektir. Konuşmalar arasında yer aldığı zaman demektir. Evet, el-muradu bi-itlaki el-elfazı, meta utlika demek maksat, en yesta'milaha ehlül lisan, ehli lisanın bunları kullanmasıdır. Fi muhaveratihim konuşmalarında ve beyani makasidihim maksatların beyanında. Yani bir şey anlatırken, bir şey konuşurken oradaki istimali kastediliyor. Fela hacete eğer meta utlikadan maksat bu olursa yani meta üstü'mile konuşmalar esnasında istimal edildiği zaman olursa fela hacete ila itibari kaydin zaidin. Zahid bir kayıt koymaya gerek yok. Biz şimdi birinci vecihte ne dedik? Meta utlika da maksat. Meta utlika itlaqan sahihan kaydı var burada dedik. El mutlaku yusrafu ala kemali. Meta utlika itlaqan sahihan kaydı var burada dedik. Cevabı öyle verdik. İkinci cevapta ne diyor? Meta utlika itlaqan sahihan demeye gerek yok. Çünkü utlika da maksat ehli lisanı bunun muhaverelerinde ve maksatlarını beyanda kullanmalarıdır. Yani dertlerini anlatırken cümle esnasında kullanmalarıdır. Zaten o zaman zammi zamimi var mıdır yok mudur? Vardır. O zaman meta utlukaya itlaken sahihen demeye gerek yok. Sadece meta utlukaya meta ustu'mile manasında almış olursun. İlave bir kayıt koymaya gerek yok. Peki vaz'ı ile ilgili bilgi burada bitmiş oldu ve izah bitmiş oldu. El kelimetü lafzun vula'a li ma'nen mana için vaz edildi. Hemen mana kelimesini önce inceliyor. Kelime lafzını incelediği gibi. El mana, mana nedir? Ma yuksadu bi şeyin. Ma o şeydir ki yuksadu kastedilir bir şeyin. Bir şeyle kastedilen ne mana denir. Şimdi arkadaşlar telefon dediğimiz zaman akla bu geliyorsa bu manadır. Kitap dediği zaman aklınıza bu geliyorsa manadır. Sünger dediğimiz zaman akla bu geliyorsa manadır. Cam çerçeve dediğimiz zaman akla o geliyorsa manadır. Ahmet dendiği zaman akla gelen manadır. Dolayısıyla nasran dediğimiz zaman yardım etmek bu manadır. Binaenaleyh mana kastedilen şey demektir. Tamam? Bu onun istilahi tarifidir. Ma yuksadu bir şey. Fehuve imma mef'alun. Efendim, isme mekanın bir manel maksadı. Şimdi burada ne yaptı arkadaşlar? Mananın evvela istilahi manasını söyledi. Şimdi de lugavi manası üzerine duruyor. Halbuki önce lugavi mana söylenir, sonra istilahi mana söylenir. Burada bir terslik var. Anlatabildim mi? Yani ne yapıyorsun? Salat kelimesini anlatacaksın fıkıhta. Es-salatu bima fil lugati ed-du'a dersin. Sonra ve fil istilah falan dersin. Önce lugat manası, sonra istilah manaya geçilir. Burada tam tersi. El-mana ma yuksadu bir şeyin dedi. İstilah manasını söyledi. Sonra kelimenin yapısı ve manası üzerine, lugavi manası üzerine duruyor. Çünkü burada lugavi manasıyla ilgili biraz detay var. İstilahi manasıyla ilgili detay yok. Ma yuksadu bir şeyin dedin, olay bitti. Ama mana kelimesinin lugavi izahı ile ilgili
göreceğimiz gibi detay var. Nedir? Diyor ki فَوَ اِمَّا مَفْعَالُونَ İsme mekanin, ismi mekan olduğu halde mef'alun vezindedir, ma'aneyun. Bir ma'nel maksidi, kastetmek manasındadır. Ev mastarun mimiyun veya mastar mimidir, mef'alun. Efendim, ismi mekan olmaya elverişlidir. O zaman ma'nen ne demek? Kast, ma'nel maksidi, kast edilen yer demektir o zaman. Yani ismi mekan olduğu zaman ne diyeceğiz? Kasıt yeri diyeceğiz değil mi? Kastetmek değil de kasıt yeri diyeceğiz. Ev mastarun mimiyün veya mastar mimidir. O zaman kastetmek olacak. Fakat bi ma'nel mef'uli. Mastar olduğu zaman yani kastetmek ama mastar bir mana fail olur, bir mana mef'ul olur, bir de kendi manasında olur. Burada bir mana mef'uldür. Kastedilmiş manasındadır. Birinci görüş arkadaşlar, üç tane görüş var burada. Bir, manen isim mekandır. Kasıt yeri demektir. Manen mastar mimidir, bir mana mef'uldür, kastedilmiş demektir. Ev muhaffafu ma'niyyin veya ala gayril kıyas ma'niyyunun muhaffafidir. Keleşim ma'niyyun ne kelimedir? Ma'niyyun isim mef'uldür, mermiyyun gibi. Rama yermi ramyen ramin mermiyyun. Ana yani ina en'anin ma'niyyun. Aslında mermuyun idi, ma'nuyun idi. Şimdi ilal yapıldığından dolayı ma'niyyun isim mef'ul kalıbında gözükmüyor, onun için böyle sordum. Veyahut da maniyyunun muhaffefidir. Yani bu kelime maniyyundur, tahfif edilmiş, manen olmuş. Şimdi maniyyun muhaffef olup manen olduysa bu ala gayri kıyas bir şeydir. Doğru mu? Yani mermuyunu mermiyyun kıyası olarak yaparsın. Manuyunu maniyyun kıyası olarak yaparsın. Ama maniyyunu manen kıyası olarak değil, ala hilafil kıyas yapmış olursun onu. Deriz ki biz mana kelimesi, bir, isim mekandır, kasıt yeri demektir. İki, mastar mimidir, bir mana mef'uldür, kastedilen demektir. Üç, maniyyunun muhaffefidir, o zaman maniyyun isim mef'uldür zaten, kastedilen şey demektir. Ev muhaffefu maniyyin, maniyyin de nedir? İsmi mef'ulün, ismi mef'ul olan, kemermiyyin. Peki. Şimdi arkadaşlar, Sübhanellezi esra bi'abdihi leylen zikrettiğimiz zaman ne anlarsınız bundan? Burada bir sanat var, ne sanatı vardı? Sübhanellezi esra bi'abdihi leylende bir sanat vardı. İlmi bedi açısından bir sanat vardı. Neydi bu sanat arkadaşlar? Sübhanellezi, o Allah noksan sıfatlarda münezzehtir ki esra, esra ne demek? Gece yürüttü. Doğru mu? Esra gece yürüttü. Şimdi esra yürüttü, gece yürüttü. Bi'abdihi kulunu leylen gece yürüttü. Şimdi esra zaten gece yürüttü demektir. İleride de bir tane daha leyla var. Şimdi esra sadece yürüttü demek değildir. Esranın içerisinde hem yürütmek var hem de gece vakti içerisinde yürütmek var. Peki ileride leyla var, ne yapacaksın burada? Burada bir tecrit sanatı uygulanır. Buna tecrit sanatı denir. Yani esra gece yürüttü demektir. Fakat ileride leylen zikredildiği için geceyi kaldırıyorsun. Esra yürüttü, bi'abdi kulunu leylen gece yürüttü diyorsun. Buna ne deniyor? Tecrit sanatı denir. Yani esranın içerisinde iki mana var. Bir zaman manası var, bir de yürütme manası var. Bir tanesini tecrit ediyorsun. Niçin? İleride sarahaten zikredildiğinden dolayı. Eğer ileride leylen zikredilmiş, zikredilmemiş olsaydı biz esraya nasıl mana verecektik? Sübhanellezi, o Allah noksan sıfatlardan münezzehtir ki esra gece yürüttü bir abdi kulunu diyecektik. Ama ileride leylen olduğu için şimdi ne diyoruz? Esra yürüttü bir abdi kulunu, leylen gece yürüttü diyoruz. Burada ne sanatı icra ettik? Tecrit sanatı icra ettik. Onun için ilmi bedi açısından baktığınız zaman Sübhanellezi esra bi'abdihi ne örnek olarak verilir? Tecrit sanatının icra edildiği misal olarak verilir. Onun için Sübhanellezi esra bi'abdihi deyince aklınıza ne geliyor diye sordum. Şimdi arkadaşlar, el kelimetü lafzun vuda'a dendiği zaman vuda'nın içerisinde mana da var mı yok mu? Madem ki vaza bir şeyi bir şeye tahsis etmektir, o bir şey lafızdır, öbür şey de manadır, o zaman vuda'nın içerisinde zaten mana vardır. Doğru mu? El kelimetü kelime lafzun bir lafızdır, vuda'a vaz edildi. Ne demek? Bir şey bir şeye tahsis edildi demektir. Bir şey lafızdır, öbür şey nedir? Manadır. O zaman vuda'a limanen demeye gerek kaldı mı ki? Gerek kalmadı. Eğer vuda'nın içerisinde mana olduğu halde bir daha vuda'a zikrediliyorsa burada da tecrit sanatı uygulanmıştır. Vuda'a vaz edildi, o tahsis-ü şeyin kısmı alındı, bir şeyin mana kısmı alınmamış oldu. Limanen diyerek o sarahaten zikredilmiş oldu. Diyor ki وَلَمَّا كَانَ الْمَعْنَى مَأْخُوذًا فِي الْوَضْعِ
Ne zaman ki mana vaz'de me'huzdur. Çünkü vaz'a taksisu şeyin bir şeyindir. Bir şey bir şeye tahsis etmektir. O bir şeyin birisi lafızdır, öbür ikincisi de nedir? Manadır. Öyleyse vaz'ın içerisinde mana vardır. Fezikrul mana ba'dehu. Öyleyse vuda'dan sonra mana lafzını zikretmek mebniyun ala tecridihi anhu. Vaz'dan onu tecrid etmeye mebnidir. Yani vuda'dan ne yapıyorsun? Manayı tecrid etmiş oluyorsun. Mebniyun mebnidir ala tecridihi. Vaz'ı lafzını tecrid etmekten tecrid anhu, mana lafzından tecrid ediyorsun. Doğru mu? Vaz'ı lafzını tecrid ediyorsun. Esra lafzını ne yapıyordun? Tecrid ediyordun. Nereden tecrid ediyordun? Leylen manasından tecrid ediyordun. İleride Leylen'i ayrıca zikrediyordun. Burada da vudanın içerisinden mana tecrid edilmiş oluyor. Efendim, limanenle sarahaten ifade edilmiş oluyor. Peki arkadaşlar, vaz'ın tarifini yaptığımız zaman vuda limanen dedik. Limanen sarahaten manayı ifade etmiş olduk değil mi? Şimdi vuda limanen kaydıyla neler çıkmıştır? فَخَرَجَ بِهِ الْمُهْمَلَاتِ Muhmel demek arkadaşlar gayr-ı müstamel demektir. Yani bir manaya vaz edilmeyen mühmel, manasız lafızlar çıkmış oldu. Yani delilerin ağzından çıkardığı sözler, efendim şöyle bir şey vardır, sarf kitaplarında kargalar kak kak derler. Her kak kak diyen karga değildir. Kar beyazdır ama her beyaz kar değildir. Şimdi kak kak dedin, bu bir anlam için vaz edilmiş midir? Vaz edilmemiştir. Burada bir vazı yoktur yani. Bir vazı gerçekleşebilmesi için ne olması lazım? Bir şey, bir manaya tahsis edilmesi lazım. Bir manaya tahsis edilmeyince bu sefer muhmel olan yani bir manaya vaz edilmeyen manasız lafızlarda vaz'a yok, tahsis yok. Tahsis olmayınca bunlar tarifin dışında kalmış oluyorlar. Muhmel yani gayr-ı müstamel demektir. Manasız lafızlar demektir. Vel elfâdu dâlletü bit-tab'i. Bir de bil vaz'a değil de bit-tab' delalet eden lafızlar var. Şimdi bir tab'i delalet eden lafızlar. Mesela adam şimdi yan tarafta yatakhanede yatıyor. Biz de ona bitişik yatakhanede yatıyoruz veya aynı yatakhanede bir üçüncü ikinci arkadaşımız var, üçüncü arkadaşımız var. Sabaha kadar öksürüp duruyor. Şimdi ben hastayım, ciğerlerimi üşüttüme vaz edilmiş midir? Yok. Ama bir tab'i ona delalet eder. Adam ah diyor. Ne anlıyorsun? Bunda sancı var. Peki sancı var manasına vaz edilmiş midir? Değil. Bu bir tab'i delalet eder. Bir tab'i delalet edenler var. Mesela arka tarafta güm diye bir ses duydu. Ne anladık burada? Orada birisi var. Bu taban değil, aklen delalet var burada. Uzakta efendim çat diye bir ses duyduk değil mi? Bir canlı var orada. Şimdi bak bir şey duyuyorsun, oradan bir mana çıkarıyorsun. Ama bu vaz'an değil de ya taban veya aklen delalettir. Öyleyse فَخَرَجِ بِالْمُهْمِنَاتُ وَالْاَلْفَاضُ الدَّالَّتُ بِالطَّبْعِ Bir tab'a delalet eden lafızları da çıkar. Çünkü onlarda tahsis yoktur. Yani öksürükte bu ağzımızdan bir şey çıkıyor, lafızdır sonuçta. Savt değil mi? Harf ve savtle olduğuna göre lafızdır. Bu lafız ama bir mana tahsis değil. Taban buradan bir şey anlaşılır, yerine göre aklen anlaşılır. Bunların hiçbirisinde tahsis olmadığı için, vazı tarafından bir vazı gerçekleşmediği için bunlar ne değildir? Vazan tarifine girmiyorlar. اِذْ لَمْ يَتَعَلَّكْ بِهَا بَضْعٌ وَتَخْصِيصٌ asla. Çünkü bunlarda tahsis yoktur. Tahsis burada atf-ı tefsirdir. Vazadan maksat tahsisi kastediyor. Peki arkadaşlar, bir tab'a delalet eden, vaza olmayan
veya aklen delalet edenler, delalet eden lafızlar tarifin içerisinde girmiyorlar. Peki huruf ve heca var. Huruf ve heca hangisine diyoruz? Alfabe harflerinde A, B, C, Arapçada Elif, B, T, T falan. Bunlara huruf ve heca diyoruz. Şimdi huruf ve heca'da vazı var mı? Var tabi. Yani birisi ne yapıyor? 24 tane alfabe harflerini sayıyor. Birisi 28 tane sayıyor. Birisi 58 tane sayıyor. Burada bir vaza var yani A şeklinde vaz edilmiş, B şeklinde vaz edilmiş, Elif'in bir şekli var, B'nin bir şekli var. Bir vaza var mı burada, yok mu? Vardır tabii. Peki ancak bu huruf-i heca ne için vaz edilmiş? Bir mana için mi vaz edilmiş yoksa kelimeleri terkip etmek için mi vaz edilmiş? Şimdi A, B, C, D bunlar vaz edilmiş. Niçin? Kelimeleri oluşturmak için vaz edilmiştir. Elif, B, T, T mesela nun alınıyor baş tarafa, sat alınıyor ikinci sıraya konuyor, re alınıyor üçüncü sıraya, ne sa ra diye bir kelime oluşturuluyor. Demek ki nun, sat, re vaz edilmiş ama ne için vaz edilmiş? Kelimelerin terkibi için vaz edilmiş. E cam diyorsun değil mi? Pencere diyorsun, burada pencere bir lafızdır, burada bir tahsis var. Ama pencereyi oluşturabilmek için P kullanmışız, E kullanmışız, N kullanmışız, C kullanmışız, E kullanmışız, R kullanmışız. İşte bu harfler yani alfabedeki bu harfler ne için vaz edilmiştir? Bu kelimeleri oluşturmak için vaz edilmiştir. Yani huruf-i heca'da vazı var mı? Var. Ne için vazı var? Kelimelerin terkibini oluşturmak için vazı vardır. Öyleyse huruf-i heca tarife girer mi? Vazın tarifine girer mi? Diyor ki وَبَقِيَتْ حُرُوفُ الْهَجَاءِ الْمَوْضُعَةِ لِغَرَضِ التَّرْكِيبِ Terkip maksadıyla vaz edilen huruf-i heca tarife kalır. لَا بِإِزَاءِ الْمَعْنَى وَبَقِيَتْ حُرُوفُ الْهَجَاءِ الْمَوْضُعَةِ لِغَرَضِ التَّرْكِيبِ Terkip maksadıyla vaz edilen huruf-i heca kalmış olur. Çünkü burada tahsis var mıdır? لِغَرَضِ التَّرْكِبِ Terkip maksadı için. وَبَقِيَتْ حُرُوفُ الْهَجَاءِ الْمَوْضُعَةِ لِغَرَضِ التَّرْكِبِ لَا بِإِزَاءِ الْمَعْنَى Bir mana karşılığında değil. Vula lafzının içerisinde bu giriyor. وَخَرَجَتْ بِقَوْلِهِ لِمَعْنَنْ لِمَعْنَنْ kaydıyla çıkmış oluyor. Demek el-kelimetü lafzun vula dediğimiz zaman o vula'nın içerisinde ne giriyor? Huruf-u heca'da giriyor. Orada da bir vaz'ı vardır. Çünkü ligaralı terkip vaz edilmişlerdir. Ama limanen deyince mana değildir. Terkip maksadı ayrı şeydir. Mana ayrı şeydir. وَخَرَجَتْ بِقَوْلِهِ لِمَعْنَنْ Huruf-u heca limanen kaydıyla çıkmış oluyor. اِذْ وَضُعُهَا Çünkü huruf-u hecanın vada'ı لِغَرَضِ terkip, terkip maksadı iledir. لَا بِإِزَاءِ الْمَعْنَى بِإِزَاءِ الْمَعْنَى değildir. Şimdi arkadaşlar burası anlaşıldı değil mi? Huruf-u heca vada'ın içerisinde girerken limanen kaydıyla beraber çıkmış oldular. Şöyle bir soruyla karşı karşıya kalabilir miyiz? Şimdi vazın tarifini yaptık biz. Vazın tarifini diyoruz ki bir şeyi bir şeye tahsis etmektir. Birinci şey neydi? Lafız. İkinci şey neydi? Manaydı. Şimdi şöyle bir itiraz gelebilir bize. Mesela isim dedik. Fiil bir kelime midir? Lafız mıdır? Bu da ali manen bir mana için vaz edildi. Fiil deyince nasarayı kastettik. Bak burada lafız, mana. Peki fiil lafızdır. Nasara? O da lafız. Yani bir lafız bir mananın karşısında konması lazım. Halbuki burada lafız lafzın karşılığına konmuştur. Öyle değil mi? Yani isim diyorsun Zeyd'i kastediyorsun. Harf diyorsun Min'i kastediyorsun. Şimdi burada Nasara, Min, İla bunlar lafız değil mi? Lafız mananın karşısında değil, lafız lafzın karşılığına konmuş. Buna ne diyeceksin diye bir itiraz gelebilir mi? Şimdi onu konuşuyor. Fe in kulte eğer dersen ki قَدْ وُضَعَ بَعْضُ الْاَلْفَاضِ بِزَاءِ بَعْضٍ آخَرٍ Bazı lafızlar bazı lafızların karşısına konmuştur. Yani lafız mananın karşısına değil de neyin karşısına konmuş? Lafızın karşısına konmuş. فَكَيْفَ يَسْلُقُ عَلَيْهِ اَنَّهُ وُضَعَ لِمَعْنًا Halbuki sen وُضَعَ لِمَعْنًا diyorsun. O zaman isim, fiil, harf gibiler وُضَعَ لِمَعْنًا değildir. Kelimenin tarifinden çıkması lazım. وُضَعَ لِلَفْضِنْدِر Kulna biz cevaben deriz ki el mana, mana neydi? Ma yeteallaku bihil kast. Kasıt kendisine taalluk eden, kast edilen şey demektir. Ve huve a'ammu min en yeküne lafzan ev gayrehu. Bu lafız da olabilir, başka şey de olabilir. Şimdi mana kast edilen şey demektir.
Eğer ben fiil dediğim zaman nasarayı kastediyorsam, kastedildiği için o yönüyle nedir o da? Manadır. Harf dediğim zaman mini kastediyorsam min nedir? Manadır. Çünkü mana ne demek? Kastedilen şey demektir. Bu telefon olabileceği gibi ne de olabilir? Nasara da olabilir. Zeydün de olabilir, min de olabilir. Demek ki nasara bir itibarla lafızdır. Ama kastedildiği zaman manadır. Fiil dendiğin zaman eğer nasara gibiler kastediliyorsa mana neydi? Kastedilen şey demektir. Bu yönüyle beraber manadır. Dolayısıyla burada lafzun vula'a lima'nendir. Anlaştık. İkinci bir itiraz akla gelebilir. Şimdi diyoruz ki biz burada bu itiraz el kelimetü lafzun vula'a lima'nen mufredin. Müfred mana. Biraz da müfredle alakalıdır. İlerisiyle alakalıdır. Şimdi sen diyorsun ki bir manaya vaz edilecek, o manada müfred olacak. Peki, mesela cümle diyorsun. Bak, cümle neyin karşılığına konmuş? Zeydün, kaimunun karşılığına konmuş. Bir lafız, burada mana ne oldu? Müfred değil ki. Zeydün, kaimun. Müfred nedir arkadaşlar? Lafzın cüzü manasının cüzüne delalet etmeyendir. Şimdi zeydün, kaimun de zeydün bir manaya, kaimun ayrı bir manaya delalet eder. Dolayısıyla bu ne değildir? Müfred değildir. Ama sen lafzun el kelimetü lafzun vula'a lima'nen müfredin diyor. Burada ise cümle ki cümle gibi, kelam gibi, izafet gibi ifadeler kelimedir. Lafzun vula'a lima'nen müfredin tarifine girmesi lazım. Ama senin bu izahına göre tarif efradını cami değildir. Cümle gibileri, kelam gibileri, izafet gibileri içerisine almaz diye bir itiraz gelebilir. Şimdi ona cevap verecek. فَاِنْ قُلْتَ eğer dersen ki قَدْ وُضَعَ بَعْضُ الْكَلِمَاتِ الْمُفْرَدَتِ bazı müfred kelimeler, mesela cümle gibi, kelam gibi بِاِزَا اِلَى اَلْفَاضِ الْمُرَكَّبَةِ mürekkep lafızların karşısına konmuş كَلَفْضَةِ الْجُمْلَةِ وَالْخَبَرِ değil mi? Cümle ve haber lafızı gibi. فَكَيْفَ يَكُنُ مَوْضُعًا لِمُفْرَدٍ فَكَيْفَ يَكُنُ مَوْضُعًا لِمُفْرَدٍ'den anlıyoruz ki arkadaşlar bu itiraz aslında nerede olacaktı? Limanen müfredin, müfred kelimesi zikredildikten sonra zikredilmiş olsaydı daha yerine oturmuş olurdu. Bunun müfredle alakası var bu itiraz. Peki buna ne diyeceksiniz? Şimdi arkadaşlar cümle dediğimiz zaman ne kastediliyor bundan? Diyelim ki Zeydün kaimine cümle dedik. Cümle bir kelimedir. Lafzun vula limanen ama müfred değil ki o mana. Zeydün kaimun lafzın cüzü manasının cüzüne delalet ettiği için bu müfred değildir, mürekkeptir. Peki buna limanen müfredin nasıl diyeceksin? Şimdi arkadaşlar Zeydün kaimunu kendi arasında baktığımız zaman Zeyd kaim, Zeyd bir manaya delalet eder, kaim bir manaya delalet eder. Ama cümle kelimesinin karşılığı olduğu zaman cümle kelimesinin karşılığı Zeydün kaim ise cim, mim, zeyde, lam ile te kaime delalet eder mi? Şimdi lafzının cüzü manasının cüzüne delalet demek yani cümle kelimesinin lafzının cüzü manası olan Zeydün kaimun cüzüne delalet eder mi? Etmez. Şimdi Zeydün kaimun cümle kelimesinin manası karşısı olduğu zaman cümle kelimesinin cüzleri onun cüzlerine delalet etmediği için bu açıdan nedir? Müfrettir, mürekkep değildir. Şimdi mesela Abdullah dediğimiz zaman arkadaşlar mana itibariyle müfret midir, mürekkep midir? Alem olduğu zaman müfrettir. Çünkü bir kısmına öbürü de bir başka kısmına delalet ediyor. Yani lafzın cüzü dediğimiz Abdullah da ayrı, lafz-ı celal ayrı. Bu cüz karşıki tarafın bir cüzüne, ikinci cüz de başka bir cüzüne delalet etmez. Dolayısıyla Abdullah lafız itibariyle mürekkep gibi gözükse bile ne sayılıyor? Müfret sayılıyor. Yani cümle Zeydün kaimine cümle dedi. Bak mürekkep bir manadır bu. Bu kendi içinde mürekkeptir ama cümle kelimesinin karşılığı veya haber kelimesinin karşılığı olduğu zaman haber lafzının harfleri, cüzleri bu Zeydün kaimunun cüzlerine delalet ediyor mu? Etmiyor. Etmediğine göre nedir? Müfrettir. Kulna diyoruz ki hadi el-elfaz bu lafızlar ve inkâne bil kıyâs ilâ me'aniyehe mürekkebedin. Kendi manalarına nazar ile, bil kıyâsi nazar ile itibarla ila maaniha murakkabatan murakkab ise de lakinha bil qiyas ila alfazha al mawdu'ati bi izaiha onun karşısına konan lafızlar itibariyle müfredetün müfrettir. Yani anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Cümle kelimesinin cim ile mime
bir kısmına lam ile ta'ir, bir kısmına delalet etmez. Haber lafzının h harfi bir kısmına, öbürü de öbürüne delalet etmez. Bu itibarla müfrettir. Haddi zatında kendi arasında mürekkep olsa da bu kelimenin karşılığı olarak müfrettir. Fakat ucibe anil işkaleyni. Burada iki tane işkal yapıldı. Lafız lafzın karşısına konmuş. Efendim lafız mürekkebin karşılığına konmuş diye efendim iki tane itiraz yapıldı. İki tane itiraza birer cevap verdi. Şimdi ise bu iki itiraza biz başka bir cevap verebiliriz diyecek. Onu da öbür derse bırakmış olalım. Velhamdülillah evvelen ve ahire. Sultanül Enbiya aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, hayırların fethi şerlerinde defu rafu izalesi için, Allah rızası için. El-Fatiha.